Merhaba sevgili çocuklar. Bu haftaki metnimiz Türkçe ders kitabımızdan sayfa 19'dan Değirmenci ile Baykuş metni. Hafta içi online eğitimde bu metni okuyacağımız için bu derste sadece etkinliklerine yer verdik. Metni birkaç kez okursanız sevinirim. Çünkü cevaplarken siz de daha rahat cevaplamış olursunuz. Hem görsellerine de bir bakmış olursunuz. Evet, birinci etkinlik. Birinci etkinlikte anlamını bilmediğim sözcük ve sözcük grupları anlamını tahmin edeceğiz. Ben üç tane sözcük yazdım. Belki siz farklı sözcükler de yazabilirsiniz. Ben üç tane sözcük belirledim. Bunlar ada, nakış ve değirmen sözcükleri. Ada, değirmen, nakış sözcüğü. Anlamı tahmin olarak yazıyoruz sözlüğe bakmadan. Ada ya toprak parçası etrafı suyla çevrili. Her tarafı dört bir tarafı suyla çevrili olan toprak parçasına toprağa kara da deniliyor biliyorsunuz. Toprak parçası ya da kara parçasına ada denir. Etrafı su ile çevrili kara parçası. Kara dediğimiz toprak. Yani renk anlamında değil. Değirmen, tahılları, un yapıldığı yer, tahılları. Tahıl dediğimiz buğday, çavdar, veya arpayı da bazen böyle öğütüyorlar. Ya da başka şeylerden, mısırdan da mesela un yapıyorlar. Tahılları, varın, un yapıldığı yer. Oraya değirmen diyoruz. Orada çeşitli makineler var. Tahıllar orada öğütülüyor. Oraya değirmen diyoruz. Nakışta yani süslemede kullanılıyor. Mesela kazaklarımızda olur veya tabaklarda olur. Etrafımızda düzenli bir şekilde tekrar eder bu motifler. Bunlara da nakış diyoruz. Bunlar boyamayla da olur veya örgüyle de olur ya da dikişle de olur bu nakışlar. Çeşitli şekillerde olur. Çeşitli renklerin düzenli şekilde kullanılmasıyla. Renklerin çeşitli şekillerde kullanılmasıyla elde edilen modeller ya da motifler. Evet, bu şekilde açıklaması var. Tahmini olarak yaptık. Eğer sizin farklı anlamını bilmediğiniz sözcükler varsa da siz de sözcük ya da sözcük grupları varsa böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları birer cümlede kullanacağız. Bir
Adada yaşamak isterim. Ada sözcüğünü kullandım. Değirmende. Un aldım. Annem nakışlı kazak ördü. Evet, siz de farklı cümleler de yazabilirsiniz. Ben bunları kullandım. Nokta koyuyorum ama görünmüyor sanırım. Diğer etkinliğe geçiyoruz. Okuduğunuz metin bu hikayedir. Yani gerçek yaşanmış şeyler, yaşanmış ya da yaşanabilecek şeylere hikaye diyoruz. Hikayeler yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylardır. Yani gerçektir bunlar. Hikayenin en çok hangi bölümünü beğendiniz, nedenlerle birlikte aşağıdaki alana yazınız diyor. Evet, ben hikayenin sonuç bölümünü beğendim. Hani sorunlar, pardon, değirmenciye sonuç bölümünde değirmenciye şey dönüyor. Baykuş dönüyor. Ben en çok o bölümünü sevdim. Sonuç bölümünü sevdim. Siz de kendinize göre tabii ki yazabilirsiniz. Şimdi orayı yazalım. Baykuşun döndüğü bölümü sevdim. Ben kendime göre, hani dostunu unutmuyor, kendisine iyilik yapanı unutmuyor. Dostunu mutlu etmek için geri dönüyor. Evet, biz de dostlarımızı unutmamamız gerekiyor. Değirmenci nerede yaşıyordu? Küçük bir adada. Devam edeceğiz. Daha diğer sorularımız da var. Önce bir silelim. Değirmencinin düşü neydi? Bir deniz fenerinde yaşadığını güçlerdi. Değirmenci oduncunun yanına ne zaman gitti? Kış gelince bir kış sabahı gitti. Baykuş nasıl tanıştılar? Değirmenci arka tarafına
gidince tanıştılar. Odun almaya gidiyor. Orada baykuşu görüyor çocuklar. O zaman karşılaşıyorlar, tanışıyorlar. Değirmencinin en iyi arkadaşı kim oldu? Değirmencinin en iyi arkadaşı baykuş oldu. En iyi arkadaşı baykuş oldu. Biraz büyük yazıyorum rahat görün diye. Baykuş neden değirmencinin yanına geri döndü? Değirmencinin güçlerini gerçekleştirmek için, hani değirmenci deniz feneri olmak istiyor, öyle ışık saçmak istiyor ya, o da gelip değirmenin kanatlarına yuvasını yapıyor, orada gözlerini işte ışık saçıyor orada baykuşun gözlerinde. Değirmenci o şekilde, çünkü değirmenci hep ona hani hayallerini anlatıyordu. Onu mutlu etmek için döndü, değirmencinin güçlerini gerçekleştirmek için döndü. Değirmenci ile baykuşun dostluğu anlatılıyor. Ana fikri ise bir dost edinmek yaşamımızda bir ışıktır. Yani yaşamımıza ışık katmak istiyorsak dost, yani ışıkları çoğaltmak istiyorsak dostlarımızı da çoğaltmamız gerekiyor. Her bir dost farklı ışıktır. Yani o ışıklar bize yaşamımızda yol gösterir. Konusu anlatılıyor. Ana fikri
dost edinmek yaşamımızda bir ışıktır. Evet, diğer etkinliğe geçiyoruz. Evet, hikayenin başını yazacağız. Değirmenci ile Baykuş. Başlığımız bu. Öykünün başlığı kaç harften oluşuyor? 19 harften oluşuyor. İçinde rakamla da yazayım. Harften oluşmuştur. Bunlardan 8 tane süründü. Ünlü harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane süründü. Önce 19'dan 8'i çıkarırsak 11 tanesi de önsüzdür. Evet. Değirmenci ve Baykuş metni. Biz son bitmiştir etkinliğimiz. Diğer etkinliğin metninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.